Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Haç suresi 18-24. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildirmekte. Elem tera, görmedin mi? Ennallâhe, şüphesiz ki Allah, yescudu lehu, ona secde eder. Men fissemâvâti ve men fil ard. Göklerde ve yerde kimler varsa hepsi secde eder. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler secde ayetidir. Bu da secde ayetlerinden birisi. Bunlar okunduğunda veya dinlendiğinde secde edilmesi uygun oluyor. Ve hemen anında yapılması gerekmez. Sonrasında da yapılabiliyor. Mezhepler arasında fark olmakla beraber genelde bu şekilde değerlendirilmiş. Göklerde ve yerde kimler varsa bunların hepsi Allah'a secde eder. Şimdi göklerde olanlar melekler, ruhaniler, yerde olanlar burada men olarak ifade edildiğine göre akıl sahibi, şuur sahibi olan varlıklar. Ardından da وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Biraz ayrıntılara giriliyor ve deniliyor ki güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaç, hayvanlar ve insanların çoğu bunlar Allah'a secde ederler. Ve kethirun hakka aleyhil azab, ama insanlardan çoğu için de azap hak olmuştur. İnsanların çoğu Allah'a secde etmeyerek, Allah'ı tanımayarak, kabul etmeyerek azabı hak etmişlerdir. Değerli izleyenlerim, secdeden murat acaba nedir? Yani insanın işte namaz kılıp secde etmesini veya secde ayeti okunduğunda Allahu Ekber deyip secdeye varması, bunları görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. Meleklerin bir kısmı devamlı secdedeymiş, devamlı Allah'a inkıyat halinde ve secde ile ibadetlerini takdim ediyorlar. Bunu da en azından yine anlıyoruz. Ama acaba güneş nasıl secde eder? Ay nasıl secde eder? Yıldızlar nasıl secde eder? Dağlar, ağaçlar, hayvanlar nasıl secde eder? İnsanı biraz düşündürüyor. Secdeden murat inkıyattır, boyun eğmektir. Yani bütün bu gördüğümüz varlıklar Allah'a boyun eğerler. Allah'ın emirlerine göre hareket ederler. Herhalde ayeti bu manada anlamak gerekiyor. Nasıl ki bir komutan askere emir verir, asker verilen emri yerine getirir. Bunun gibi göklerde ve yerde olan bütün varlıklar, canlı cansız bütün varlıklar Allah'a secde halindedir. Yani boyun eğerler, onun emirlerine itaat ederler. Ve onların kendilerine tevdi edilen vazifeleri yapmaları bir nevi secdeleridir. İşte güneş dünyaya ısı ışık göndererek bir nevi secdesini yapmış olur. Kendine belirtilen, çizilen yörüngede yol almasıyla yine ibadetini yapmış olur. Ay kendine takdir edilen menzillerde yol alarak ibadetini yapmış olur. Ağaçlar diyelim o yapraklarının o hareketleriyle, içlerindeki o hayati faaliyetlerle, kendilerinden istenen meyveleri vermeleriyle onlar da yine bir nevi secdelerini takdim etmiş olurlar. Hayvanlar yine emir dairesinde hareket etmekle secdelerini yapmış olurlar. Bu manada düşündüğümüzde bütün kainat Allah'a secde halindedir. Allah'ın emirlerine tam bir inkiyat ve boyun eğme halindedir. Bu şekilde anlayabiliriz. Bir de meselenin bir başka yönü şöyle ifade ediliyor. Mesela güneş. Güneşe görevli olan melek var. Güneşe müvekkel olan melek tabiri ifade edilir. Güneşe görevli olan melek her gün Cenab-ı Hakk'a güneş battığında ibadetini takdim ediyor. Yarın tekrar doğayım mı diye de izin istiyor. Ta kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Ama kıyamet kopacağı gün artık o ilgili melek "Ya Rabbi yarın yine doğayım mı?" diye izin istediğinde Cenab-ı Hak "Hayır, yarın doğmak yok." diyor ve böylece güneşin vazifesine son veriliyor. Yani burada güneşin, ayın, yıldızların secdesi derken bunlara görevli olan meleklerin Cenab-ı Hakk'a secde etmeleri bu manada yine
düşünülebilir. Bu manada da açıklama yapılmıştır. Ve insanların pek çoğu secde ediyor, Allah'a ibadet ediyor ama pek çoğu da secdeden kaçınmak suretiyle onlara azap hak oluyor. Azabı hak etmiş oluyorlar. Ve men yuhinillah, her kimi Allah zillete maruz bırakırsa, yani kimi Allah zillete düçar ederse, فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ, onun için bir ikramda bulunacak, ona şeref verecek yoktur. Yani Allah'ın zelil kıldığına kimse itibar kazandıramaz. Allah kimi zelil kılarsa ona şeref kazandıracak bir başkası yoktur. Allah'ın zelil kıldığını o zilletten kurtarabilecek yoktur. İşte inne batşa rabbike leşedid, Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir ayette ifade edilmiş. Firavun gibiler, Nemrut gibiler, Karun gibi isyankar zenginler Cenab-ı Hakk'ın yakalaması geldiğinde bundan kaçıp kurtulamamışlar. Bunların ordularının olması, kuvvetlerinin olması, kendilerine tabi olanların çokluğu kendilerine bir fayda vermemiş. Ve Allah birisini zelil kılmayı murad ettiğinde ve zelil kıldığında artık onun zilletini ortadan kaldırabilecek, onu bu halden kurtarabilecek kimse yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَى, Allah dilediğini yapar. Yani dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Aziz kılarken de, zelil kılarken de Allah tam dilediği gibi yapandır, hikmetle hareket edendir. O la yus'elu amma yef'aldir. Yaptığından suale tabi değildir. Ama izzet verirken de, zillete düçar ederken de bilerek böyle yapar. Kim buna ehilse ona göre Allah-u Teala neticeler verir. Hâzâne hasmâne, işte bu ikisi hasım, birbirine düşman. İhtasamû fî rabbihim, Rableri hakkında birbirleriyle mücadele ettiler. Yani insanlık tarihinin adeta bu genel bir değerlendirmesi. İşte bir tarafta ehli iman, öbür tarafta ehli küfür. Tarih boyu bunların mücadeleleri var. İşte Hazreti Adem'in iki oğlu Kabil, Habil aralarında ihtilaf çıkmış, birbirlerine hasım olmuşlar, dövüşmüşler. Bu tarih boyu iki ayrı kol şeklinde devam edip gidiyor. Adeta insanlık ağacı gibi düşünürsek, temelde Hazreti Adem, Havva ve daha sonra o ağaçtan iki dal çıkıyor. Bir tarafta ehli iman, öbür tarafta ehli küfür. Bu iki dal birbirine mukabil ve bu iki grupta yer alanlar birbirleriyle mücadele halinde. Bu mücadele sözlü mücadele olabilir, fikri mücadele olabilir. Zaman zaman da savaşlar şeklinde kendisini göstermiş. İşte bunlar Rableri hakkında mücadele eden iki hasım grup. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafir olanlara gelince, yani bu iki gruptan kafir olanlara gelince, قُطِّيَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ, onlara ateşten bir elbise kesilir. Kendilerine ateşten elbise biçilir. Burada ateşten elbise, yani elbise malum her taraftan insanı kuşatır. Ateş de her taraftan onları kuşatır. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيمِ, ve bunların başları üzerinden kaynar su dökülür. Yani cehennem şiddetli bir ateş aynı zamanda. Ateş her taraftan bir elbise gibi bunları kuşatır. Bir insan hararete maruz kaldığında su ister. Evet, bunlara su verilir ama kaynar su verilir. Ve bu kaynar su içilecek bir su değildir. İrin gibi böyle pis ve insanın tiksineceği bir sudur. يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ, ve onların karınlarındaki, derilerindeki şeyler bununla parça parça olur. Yani o kaynar suyla onların hem içlerinde hem derilerinde var olanlar parça parça olur. وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ, ve bunlar için demirden kamçılar vardır. Yani job gibi düşünülecek olursa demirden joblar, demirden kamçılar, bu şekilde kendilerine işkence uygulanır, kendilerine azap verilir.
Külleme eradu en yahrucu minha, ne zaman bulundukları o cehennem ateşinden çıkmak isteseler, min gammin, o gamdan dolayı, o kederden dolayı, ızdıraptan dolayı çıkmak isteseler, u'idu fiha, oraya iade olunurlar. Yani çıkmak isterler, biraz da belki çıkarlar ama tekrar o hal kendilerine iade edilir. Tekrar aynı hali yaşarlar. Ve zugu azabel hariq, ve onlara şöyle denilir, o yakıcı azabı tadın bakalım. Tabii küfrün akıbeti böyle bir ateş. Allahu Teala bunu Kur'an'da beyan etmiş ve cehennem ateşinin dehşetini de bizlere anlatmış. İnsan ateşe karşı nazik bir varlık. Yani insan bir kibritin alevine bile sonuna kadar dayanamaz. Nerede kaldı? Göklere doğru yükselen bir ateşin içinde dayanabilsin. İşte mesela saunalar var. Küçük bir cehennem gibi oluyor adeta. Tedavi gayesiyle insanlar oraya giriyor. 3-5 dakika durabiliyor. Ama saatlerce orada duramazlar. Ve o saunanın harareti biraz daha fazla olduğunda orada 1 dakika bile durulmaz. İşte ayetlerdeki tasvirlerden öyle anlaşılıyor ki cehennem büyük bir sauna gibi. Ama harareti çok çok fazla. Her taraftan alevler bir elbisenin vücudu kaplaması gibi onları kaplıyor. O şiddetli hararet içinde susuyorlar. Suya ihtiyaçları oluyor. Başlarından böyle aşağıya su dökülüyor. Ama bu faydalı bir şey değil. Hararetlerini teskin edecek bir su değil. Bağırsaklarını, iç organlarını, derilerini paramparça edecek olan, onlara daha da ızdırap verecek olan bir su. Öte yandan nasıl ki hapishanede görevli olan gardiyanların ellerinde aynı zamanda jop bulunur, gerektiğinde kullanırlar. Demek ki cehenneme görevli olan zebanilerin de elinde demirden joplar var. Demirden kamçılar var ve bunları yeri geldiğinde kullanıyorlar. Ve aleyhe melaiketun gılazun şiddet, o cehennem üzerinde melekler var diyor, zebaniler var yani. Ve bunlar çok katı, tavizkar değil. Yani böyle acıma duygusu bunlara verilmemiş. Ve cehennem ehline azap vermekten adeta zevk alıyorlar. Görevleri olduğundan dolayı o şekildeki melekler orada görevlendiriliyor. İşte dünyadaki hapisteki işkence veya zor şartlar cehennemin küçük bir numunesidir. Cehennem doğrudan bir hapishane değildir ama hapishaneden çok daha dehşetlidir ve şartlar itibariyle düşünüldüğünde dayanılır bir yer değildir. Bu açıdan baktığımızda insanlık için en büyük mesele aslında cehennem ateşinden kurtulabilmektir. Cenneti elde edebilmek, o daha sonraki bir merhale oluyor. Çünkü zararın defi menfaatin celbinden önce gelir. Böyle olunca her insanın en büyük meselesi cehennemden kurtulabilmek. Bu da imanla, günahlardan kaçınarak, salih ameller yaparak elde edilecek olan bir durum. İnnallâhe yudhilüllezîne âmenu ve âmilussâlihâti cennâtin. Allah iman eden, salih amel işleyenleri ise cennetlere alır, oraya dahil eder. Tecrî min tahtiyel enhâr, orada altlarından nehirler akar. Yani o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akar. Malum bir insanın çok güzel bir köşkü olsa, o köşkü içinde havuz olsa güzeldir. Ama böyle nehirler aksa çok daha güzel olur. Kur'an-ı Kerim cenneti anlatırken tek bir nehir de değil, nehirler şeklinde, tek bir cennet değil, çok cennetler şeklinde anlatıyor. Bu da cennetlerin birbirinden farklı mertebeleri olduğunu, oralarda her ehli iman için nehirler olacağını Allah-u Teala bildirmiş oluyor. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرْ مِنْ ذَهَبْ وَلُؤْلُؤَ. Ve ehli iman, cennetteki insanlar o cennette altından olan bileziklerle ve bir de incilerle bezenirler, süslenirler. Burada bir saltanat tablosu bize çiziliyor. Saltanat ehli olanlar nasıl ki altın,
ve inci gibi çok kıymetli mücevherleri süs olarak da kullanıyorlar. Gerek elbiselerinde gerek başka şekilde. Cennet ehlinin de böyle bir saltanatı olacak. Böyle bir zevk dünyası olacak. Böyle bir deptebe, şaşa içinde olacaklar. Ve libâsuhum fîhâ harir. Ve onların oradaki elbisesi ipektir. İpekten elbiseler olacak. Bunu ifade ederken belki şu genelde halkımız arasında eksik anlaşılıyor kanaatindeyim. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mahşer meydanında insanların üryan olacaklarını bildiriyor. Ayşe validemiz ya Resulallah insanlar çıplak olunca birbirlerine bakmazlar mı diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya Ayşe o gün öyle dehşetli bir gün olacak ki kimse kimseye bakmayı hatırına bile getirmeyecek buyuruyor. Belki bu rivayetten hareketle insanlarımızın pek çoğunun zihninde yani diğer alemde elbise olmayacak gibi böyle bir mana yerleşmiş olabilir. Halbuki burada anlatılan ayette anlatılan cennetteki durumdur. Peygamberimizin hadisinde anlatılan mahşer meydanındaki durumdur. Mahşer meydanında insanlar o diriltildiklerinde, toplandıklarında demek ki böyle bir üryanlık olacak. Hadisten bu anlaşılıyor. Ama cennete ve cehenneme gönderildiklerinde cehennem ehline cehenneme uygun elbiseler, zillet, sefalet elbiseleri onlara giydirilecek. Cennet ehline ise onların saltanatını, şaşasını, deptebesini gösterecek şekilde elbiseler olacak. Ayet-i kerimede onların elbisesi ipektendir denilmesi, yani orada üryan olmayacaklarını, oraya münasip fıtri elbiseleri olacağını, bu elbisenin ipekten olduğunu Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ve hudu ile tayyib minel gavl ve onlar cennette sözün temiz olan, güzel olanına sevk edilecekler. Bu noktada kendilerine o güzel sözü söylemeleri bildirilecek. Ve orada diyecekler ki vaadini bize sadık kılan Allah'a hamdolsun. Ve bu şekilde artık dünya hayatındaki sıkıntılarından kurtulmaları, cennet gibi bir lezzeti elde etmeleri yüzünden Cenab-ı Hakk'a hamd edecekler. Ahiretin hak oluşunu görmekle Allah'a hamd edecekler. Ve böylece ebediyen onların hamdleri devam edecek. Ve hudu ila sıratil hamid ve hamid olan Allah'ın yoluna onlar sevk edilecekler. Veya buradaki hamid mahmud anlamında yani methe layık, övgüye layık bir yola onlar sevk edilecekler. Böyle bir mana da olabilir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden olması cihetiyle hamid olan yani hamdlere mukabele eden, hamd edilmeye layık olan Allah'ın yoluna sevk edilecekler. Ziya Paşa şöyle demiş, idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Yani gerçekten insanın akıl terazisi ahiretteki durumları o kadar çekemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim bize bunları ana hatlarıyla anlatmış. Bu anlatılanlar çerçevesinde cenneti ve cehennemi bir derece anlamak mümkün. Cenab-ı Hak hepimizi cehennem ateşinden uzaklaştıracak, cennete girmeye vesile olacak amelleri yapan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.